Gizli bir evlilik mi var? Ne? Kontrol ettirdim. İsim benzerliği değilmiş. Gizlice evlenmişler. Neden ama? Basından gizlenecek bir durumları yok ki. Çok ilginç. Kızı, eski eşi, aileleri, hastane, polis, bütün kayıtlara baktırın. Nikahın kıyıldığı tarihe yakın herhangi bir terslik olmuş mu? Bu gizli nikahın altından kesin bir şey çıkacak. Ve o her neyse, en az bunun kadar bomba bir haber olacak. Çocuklar araştırmaya başladılar bile. Bravo Özlem. Belki de yılın haberini yakaladın. Alo. Enişte hayırdır, gerginsin. Nasıl gergin olmayayım Mehmet? Bakanlar Kurulu toplantısı var. Bunca sene alışırım diyordum ama bir türlü alışamadım. Sürekli stres var. Enişte, aklıma gelmişken sorayım. Öğrenci affı yasası ne oldu? Görüşülüyor. Sen fakülteye gitmiş miydin? Hatırlamıyorum da. Yo, liseyi bitirdim. Sonra okumadım. Doğru hatırlıyorsun da. Ablam için soruyorum. Okula dönmek istiyor. Okulu bitirmek istiyor. Öğrenci affı diye tutturdu durdu. Ciddi misin sen? Vallahi. Bana bundan hiç söz etmedi. Hem de nasıl. Af çıktı deseler o an defterini kitabını hazırlayıp okulun yolunu tutacak ya. Ne diyorsun, çıkar mı? Afiyet olsun. Teşekkür ederim. Teşekkürler. Anlat hadi, ne oldu? Aslında sana nasıl söyleyeceğimi bilmiyorum. Neden, benimle mi ilgili? Evet, seninle ilgili. Abim o gece size gelmeme bozuldu. Benimle o yüzden konuşmuyor. Ha, anlamadım. Dün Gonca ile anneme geldiler. Evet, biliyorum. Gonca biraz bahsedecek oldu ama akşam misafir vardı. Konu yarım kaldı. Sabah da çıktı, okula gitti. Konuşamadık. Galiba sana niye gittim demiş, değil mi? Hem öyle dedi hem de benimle konuşmuyor, küstü. Küstü mü? Sırf ailedenim. Orada olmam yanlıştı gibi bir sebepten tepki verdiğini sanmıyorum. Abim galiba hala seni seviyor. Ne bileyim, hala evlenmediğine göre acaba sana açılmayı, Ayşe'yi kırmadan, incitmeden ilişkilerini bitirmeyi mi düşünüyordu diyorum. Belki o yüzden senin birdenbire böyle bir karar vermen onu alt üst etti. Acısını da benden çıkarttı. Bana öyle geliyor. Musa beni gerçekten sevseydi, gelip söylemek için yeterince zamanı vardı Zehra. Bir şeyler bulduk. Ne? Musa Bey'in kızı bir gece hastaneye kaldırılmış. Öyle mi? Bunda çok güzel çıktık. Evet. Masa üstümü değiştireceğim ve bunu koyacağım. Ya yapma. Annenler falan görür. Utanırım. Gördüler ki zaten. Hadi artık gelsin de tanışalım diyorlar. Sıkıştırıp durma. Hazır olunca geleceğim işte. Utanıyorsun. Evet, biraz. Annem de babam da çok rahat insanlar. Utanma. Bilmiyorum işte. Sonuçta bu ciddi bir şey. Her şeyi anlatmışsın. Cuma günü gelsene. Ne? Bu cuma. Hadi, çok sevinirler. Gelemez. Niye? Hazır değilim. Sen hiçbir zaman hazır olmayacaksın ki. Tamam, bu cuma geliyorsun. Konu kapanmıştır.
Hayır. Evet. Hatta şimdi annem hemen arayıp şimdiden söylüyor. Ne? Saçmalama canım. Hayır. Ya, hayır, hayır. Arayacağım. Ya arama, arama dur, diyorum. Ya, arayacağım, hayır. aradım bile. Hayır, bile. Hayır. Yüzüne kapatamam, saçmalama. Ya. Bu hafta gelmek zorundasın. Ya. Efendim, Arzu Hanım görüşmek ister. Şu an meşgulüm, daha sonra arasın. Peki efendim. Efendim, konuşmamız gerek Ayşe, önemli. Ne önemli? Benim programım artık senin gizlice evlendiğini biliyor. Akşam yayındasın. Eski bir dostun olarak sana haber vermek istedim. Eğer Uğur Bey'e gidip bu haberin yayınlanmaması için rica falan edersen... Bu kanaldan ayrılır, ayrıldığım gün de... Gittiğim kanal her neresiyse Uğur Bey'le yakınlaşmanızı haber yaparım. Sandığından daha fazlasını biliyorum Ayşe Altay. İyi çalışmalar. Kolay gelsin. Girin. Ayşe Hanım sizi görmek istiyor. İçeri al. Buyurun Ayşe Hanım. Gerçekleşen bir nikah haberiyle devam ediyorum. Kanalımız çalışanlarından Ayşe Altay, Bayındırlık ve İskan Bakanı Musa Bayri ile geçtiğimiz günlerde hayatını birleştirmiş. Basına kapalı yapılan nikah töreninde sadece iki nikah şahidinin bulunması akıllara bu nikahın aileden ve yakınlardan da gizli tutulduğu sorusunu getiriyor. Anneciğim hadi. Hadi anne. Gonca. Gonca. İyi misin? Baba. Baba sen. Sen. Gonca. Gonca ne oldu kızım? Televizyondan mı öğrenmemiz gerekiyordu he? Televizyondan mı?
işte ne oldu? Allah Allah. İyi misin enişte, iyi misin? Evet, arabayı sağa çek. Tamam, duruyorum, duruyorum şimdi. Anlayacağın kafamı o pazar yerine taktım. Ne yapıp yapıp oraya alacağım. Affedersin Ahmet. Efendim Ayşe'cim. Ayşe Altay. İbrahim merhaba. Çok büyük bir terslik oldu, duydun mu? Hayır, nedir? Bizim kanal evliliğimizi öğrenmiş. Akşam haber yaptılar. Anlamadım, ne dedi? Musa bunun benim bilgim ve kontrolüm dışında geliştiğini anlamayacaktır. Abini tanıyorsun. Bunun yayınlandığından haberi olup olmadığını bilmiyorum. Akşamüstü bakanlarla bir toplantısı olacaktı. Bitti mi bitmedi mi onu da bilmiyorum. Ben aramak istemiyorum çünkü tartışırız. İbrahim lütfen sen arayıp söyler misin? Kızı ya da annesi bu şekilde duyulmasını istemediği birileri duymuş olabilir. Şu ana kadar haberi yoksa haberi olsun. O Ankara'dan gelene kadar Emine Hanım'la, kızıyla, yani ne bileyim işte, kiminle konuşulması gerekiyorsa Ayşe hazırmış. Gidip neden bunu gizlilikle yaptığınızı anlatabilirmiş dersin. Tamam, ben şimdi abime ulaşmaya çalışırım. Peki neden bütün bunları onunla sen konuşmuyorsun? Musa'nın bu konudaki hassasiyetini biliyorsun. Şimdi beni suçlayacak, beni sorumlu tutacak. Zaten ilişkimiz son zamanlarda yara bere içindeydi. Şimdi yine tartışacağız. O yaralar daha da büyüyecek. Senden rica ediyorum İbrahim. Onu sakin tutmaya çalış, olur mu? Dediğim gibi, üzerime ne düşüyorsa yapacağım. Sonra bana haber verebilirsen çok sevinirim. Bana bırak, tamam. Ben hallederim. Tamam. Sen de lütfen canını sıkma. Öpüyorum canım. Teşekkür ederim. Hoşça kal.